Hava soğuk. Allah, hava o kadar soğuk ki donuyoruz yani. Sırf size içerik çıkartmak için arkadaşlar bu soğuk havalarda video çekiyoruz. Yani üstüne çıkıp da geziyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün bir sürü yorum gördüm. Abi NS200. Kanalımda RS200, bunun abisi olan videosu da var zaten. O video bayağı izlenmiş gibi bir şey yani. Allah razı olsun izleyenlerden. Yorumlar da yapan bayağı var. NS200'ü tavsiye eder misiniz tarzında kullanıcı deneyimi olarak da çok güzel bir video çekeceğim size bugün. Benim sevdiğim bir motor. Fiyatına göre, ya altını çizerek söylüyorum. Fiyatına göre gerçekten gücünü size hissettirebilen, yani hissettirebilen bir motor. Kuryelikte olsun, günlük kullanımda olsun. Uzun yola da gider. Her yere gidersiniz bununla. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yedek parçası bol. 10 yıldır zaten üretiliyor. İşte karşınızda Bajaj Pulsar NS200. Soğuk. Arkadaşlar, Bajaj Pulsar NS200. 12 litre yakıt tankı var. Yaklaşık olarak 24 beygir. 24.40 beygir. Maksimum tork 18 Nm. Yani 6 vites. Su soğutmalı. En sevdiğim özelliklerden biri 3 bujili, 4 swap, üstten eksantrikli Dodge karakterli 10 numara bir blok. Kusura bakmayın, burnum okuyor. Hava soğuk. Gerçekten çok soğuk. Şu an eksi kaç bilmiyorum. Motoru zaten birazdan kullanıcı deneyiminde çekeceğiz. Bu motor arkadaşlar benim Akif abimin. Akif abimiz benim alt komşumdur. Bu motorla kuryelik yapıyor Trendyol'da. Motoru kirli olduğunu anlarsınız zaten. Kusura bakmayın şimdiden. Yıkayamadık. Vaktimiz yok. Adam çalışıyor. İşin ortasında çektim aldım. Abi gel şu artık motoru çekelim dedik yani. Mecburen. Motor çok iyi. Ben motoru çok beğeniyorum. Beğenmediğim yandan önce bir şöyle sayayım ben size. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bir kere motor ağır. Tam 160 kilo ağırlığında. Yani 161-162, bazı verilerde, internetlerde işte 163-164 falan yazıyor ama neye göre yani. Neye göre bilmiyorum. Ağırlığını beğenmiyorum. 10 senedir tasarım aynı. Hiç mi değişmez be abi? Yani 10 senedir aynı gösterge. 10 senedir şu tasarım. İşte kuyruk. Arkada ABS yok bu arada. Önde ABS var. Bastınız mı gidiyor ama onu söyleyeyim yani. Çünkü 159 falan hani görenler var. Ben kendim denedim. 151. Bir yerde zorladıydım. 145. Adam şu an beni çekiyor. Abi kusura bakma, bayağı bastım. Bastım gitti yani. Birazdan inşallah çekimin ortasına da bizim arkadaşlar gelmez. Ya ben videoya başlıyorum, böyle misafirler geliyor ya. Evet, Erdem Arslan, Honda CB250R. Bunun çekimi de yakında başlayacak arkadaşlar, gelecek. Hiç kaçırmayın. Bunu çekeceğim. Neyse, bu küçük bir intro olsun. Sevmediğim yanlardan biri farı halojen, sarı ampul. 10 yıldır ha, hiç değişmedi. Sinyallere yine ampul. Sadece stop led. Stop led. İşte arkada dediğim gibi ABS yok, önde ABS var. Ön normal amortisör yani. İşte Akif abimiz sonunda beni çok şükür dinledi artık. Çünkü bu motorun fabrikasyon lastikleri inanılmaz kötü. Yani öyle böyle değil, aşırı kötü. Birinci vites gaz açıyorum, kış baş oynuyor. İkinci vites gaz açıyorum, gene kış baş oynuyor. Tork var. Yani güzel. Güzel de gidiyor. Ya hızlı. Ama ağır. Yani ağır işte. Başlangıç motoru olur mu? Şöyle diyelim. Abi ben hiç motosiklet kullanmadım. Hiç motosiklet tecrübem yok. İşte Pulsar NS200 alsam sürebilir miyim? Kardeşim düşersin. Motor gidiyor. Tavsiye etmem. Motor gidiyor. Bir arkadaşımız da bana yazmış ki abi Pulsar RS200 alsam. RS200. Hiç olmaz. Çünkü o motorda granaj var. Yani böyle bir şey aldığın zaman en azından bu motor kimin motoru biliyor musunuz? Böyle ya ben bir 3-4 senedir motor kullanıyorum. İşte scooter'dan vitesliğe geçtim. Kap 100'lük 150'lik motor kullandım. İşte bir 200'lük güzel motorum olsun. Zaten bunun kardeşleri de mesela TVS Apache 200 var. O da güzel. Aynı Blue hemen hemen yani. Hemen hemen. İkisi de Hintli malı. Hint malı arkadaşlar. Çinliye nazaran tavsiye edilir. Güzel motor. Çünkü parça kalitesi tabii Çinliye göre biraz daha bir tık iyi ama yani. Öyle ama almış ama bir Japon kalitesi yine beklemeyelim. Titreşim var mı? Var. Gazı açıyorsun. 1-2-3'te gaz titriyor motor. Dediğimiz gibi yani başlangıç motoru bundan ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bir iki parça yani kullanmışlığınız vardır. Motor sürmüşsünüzdür. İşte ne bileyim buradan bir yapıştırmışındır, bir 10.000 kilometre, 15.000 kilometre misal tecrübem vardır, alınır. 5.000 kilometre tecrübesi olan da alır ama illa devirirsin yani. Çünkü motor gerçekten ağır arkadaşlar, 160 kilo. Ben kapının önünden çıkartırken çok zorlanıyorum. Bu motor RS200'den top speed olarak daha hızlı.
Neden diye soracak olursanız. Şimdi motor dedim yani 160 kilo. RS 167 kilo falan. Bu motorun arka dişlisi 40. RS 200'ün bunun abisi olan garajlı Spur Sport kadar göğsünde olan motosikletin arka dişlisi 41. Hatta bazıları 42 çıkıyormuş. Öyle dediler. O motorun seri yani kalkışı mesela 1-2 inmelenmesini açtığınız zaman gazı bundan daha hızlı kalkıyor. Ama ve lakin top speed düşük. 144, 143, 145 zor. Bu ondan daha hızlı. Yani top speed'i daha şey. Tabii bunun kalkışı biraz daha zayıf. Hani bir açıyorsun, iki açıyorsun. Ben yine yanmıyor. Tork yerinde. Açıyorsun pıtı 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 sarmaya başlıyor. Ama artık sarmıyor çok şükür. Akif abim çok şükür beni artık dinledi yani ne yazık ki. Yani bir an önce dinledi artık. Yani biraz geç kaldı ama kilometre tabii 13 bine dayandı. 13 bin fabrikasyon lastiklerle gezdi. Buradan onu kendisini tebrik ediyorum zaten. Biraz daha zaten kullanıcı deneyiminde her şeyi aktaracak bize. Sonuçta kuryelik yapıyor adam yani. Bundan daha iyi bir kullanıcı deneyimi çıkmaz. Yani günlük kullanan adamın kullanıcı deneyimini çekmektense ben kurye arkadaşlarımızı çekmeyi tercih ediyorum. Daha iyi oluyor. Hani çünkü sürekli üstünde. Adam her yere giriyor, çıkıyor. 100 kilometrede arkadaşlar yaklaşık olarak motorumuz 3.5-4'leri zorluyor. Çünkü motor 3.5'i. 4 valve, 4 karakterli bir blok olduğu için yakıyor. Ya bence yakıyor 200 cc'ye göre. Yani 200 cc bir CG yapsanız, tabii bundan daha hızlı gider. 150'lik CG'ler bazıları bunu kafa tutuyor. Ben buna gidiyorum, Akif abi sen bilmiyorsun tabii. Ben buna yola gidiyorum, yanımdan 150'lik CG geçti benim. Yuh diye uzadı böyle. Yani adam incecik bisiklet lastiği takmış, pis lastiği. Motor tabii hafif ya. Bir de 150'ye koyuyor. Tüh diye gitti, geçti yanımdan. Dediğimiz gibi sonunda çok şükür wintergrip lastikleri takmış. Motorumuz zaten kaymıyor. İşte motorun beğenmediğim yanları bu. Beğendiğim yanlarına gelecek olursak. İşte gidiyor. Güzel gidiyor. Duruşu iyi. Nazaran güzel. Durur yani. Hani öne biraz abandığın zaman şey yapıyor. Zaten önde tek disk var. Yani çift piston. Arkada tek piston. Tek kaliper disk. Her zaman olduğu gibi. Lastikleri şu an iyi. Demin denedik. Abanıyor. Zzz, mis gibi duruyor. Yani oh kafa rahat. O yüzden problem yaşamadım. İşte arkadaşlar sevdiğim yanlardan biri de bir de şu. Bunun selesi aşırı iyi. O kadar rahat ki. Mesela Akif abi sen buna konfor seli takmışsın da. Yani ben takmasam da olur diyorum. Çünkü bakıyorum. Pamuk gibi ya. Etli. Bak. Gömülüyor içine. O kadar yumuşak ki. Artçı selesine bakalım. Bu da yumuşak. Yani çok iyi. Bunu alacaksın abi uzun yola gidersin. Her türlü zaten su soğutmalı motor arkadaşlar. Ama bir cebinize birazcık para olsun derim yani. Çünkü yakıyor. Yani yakıyor abi. Bir de şehir içinde sürekli fan açıyor. Bir de naked olduğu için arkadaşlar bacak burada ya şimdi. Bir de şort giydiydim ben yazın. Buradan sıcak hava geldi. Bu benim bacağım. Burası böyle eve bir gittim. Yoğurt sürdüm yani affedersiniz. Çok fena yandı oralar. Aşırı kötü. Beğenmediğim yanlardan birini de bak onu da söyleyeyim. Unutmuşum. Altta egzoz. İki kişi bindiniz ya. Arka mürsürü ayarlayın. Ayarlı tabii. Helozin bir ayı var. Güzel. Ayarlanıyor. Ama çukura girdiğiniz zaman arkadaşlar o alttaki egzoz var ya. Çart diye sürtüyor abi. Yani birkaç kişi egzozu delmiş öyle. Dilerseniz arkadaşlar biz motoru kullanıcı deneyimine geçelim. Akif abi ben direkt kamera karşısına alayım. Zaten şu motovlog tarzı olacak. Tripodu buraya koyamam. Bu benim artık yeni çekim alanım. Seni kameranın karşısına alayım baba. Valla hemen kameranın karşısına alayım. Buradayım. Döndürme daha. Kamera karşısına alalım seni. Bir kullanıcı deneyimi senden biraz dinleyelim. Evet arkadaşlar yanımda Akif Mandal var. Neredesin adam? Alt komşumdur. Kendisini çok severim. En sevdiğim abilerimden de. Canım abim benim. Ben de seni çok seviyorum. Arkadaşlar NS200'ün en iyi kullanıcı deneyimi bu adamdan çıkar. Çünkü adam tren yol kuryesi yani. Motoru yaklaşık ne zaman almışsın abi? Sen sıfır? Nisan ayında aldım. 2023 Nisan ayında aldım. Otoman motordan aldık. Otoman numara, Otoman motorunun da numarasını aşağı koyarım arkadaşlar. Kendileri Bajaj motosikletleri de satıyorlar bu arada. Motolik falan. Onlarda da bir ara çekim yapmıştım. Çok sürekli şu an gidemiyorum ne yazık ki. Yani oraya da gideceğim. Çekimlere devam edeceğiz inşallah. Buradan da Bilal abi izlerse eğer ona selam olsun. Bilal abim, canım abim. Bilal Ak. Abi şöyle bir ben sana sorayım. Sen bana cevapla. Babacığım bu motor şehir içinde seni yoruyor mu? Şehir içinde yoruyor mu? Hayır yormuyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Çünkü hiçbir vitesli motor şehir içinde hiç kimseyi yormaz arkadaşlar. Kullanmasını biliyorsanız. Nerede durup nerede kalkacağınızı, nerede vites atacağınızı biliyorsanız hiçbir şekilde hiçbir motor seni yormaz. Bu kadar basit. Yakıtından da memnun değilsin zaten. Hayır. Yakıt çok yakıyor buradan, değil mi abi? Buradan izleyicilere sesleniyorum. Eğer gerçekten çok az yakıyor diyerek bu motoru almak istiyorsanız kesinlikle yanılırsınız.
motor hiç de az yakmıyor arkadaşlar. Çok yakan bir motor. Öyle söyleyeyim, ben tek başıma hiç çantası olmadan bu motorla Konya'ya gittim. Ben Konyalı olduğum için bir gezeyim dedim. Konyalılara burada selam olsun. Konyalılara selam olsun. Tek başıma bu motoru denemek istedim aslında. Uzun yol gidiyor mu gitmiyor mu diye onu yapmak istedim. Her 150-200 kilometrede bir depoyu fullemek zorunda kaldım. Çünkü bir anda depoyu emen bir sistemi var. Değil mi? Evet. Çok yakıyor ya. Evet, abi bu CC'sine göre, yani boyutuna göre fazla yakıyor ya. Ama ağırlıktan ve blok, çünkü 3 buji ve 4 valf, bir de üstten eksantrikli doç blok. Yani sonuçta yakması normal aslında ama tabii biraz fazla yakıyor, evet, bence. Fazla yakıyor. Bunu göze alıyorsanız alabilirsiniz. Şu yönden almanızı tavsiye ediyorum. Çok seri bir motor. Abi acayip gidiyor ya. Bakın şehir içerisinde racing tipi motorlardan çok daha seri. Yani öyle söyleyeyim ben size. Kurelik de yapabilirsiniz. Kendinizi asla yormazsınız. Gezmek için de alabilirsiniz. Çünkü motor hem seri hem de 5-6 yıllık deneyimi olan bir kullanıcı için rahat ve taşıması kolay bir motor. Ya ağırlığı ama biraz beni sıkıtıyor, sokuyor arkadaşlar. Ağırlığı evet. Şöyle size biraz detaylarını gösterelim. Misal bak hızlıca hani bunları anlatalım. Rip yeme ya, buradan vites atın diye pıt 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 size ışık yanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yağ, işte yağ bakım zamanı geldiğinde akü. İşte burada bajajın kendi göstergesi var. Şurada boş göstergesi var. Abi boş alır mısın vitesi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uzun kısalarımız var. Tuşlarda ışık var, görüyorsunuz, çok güzel. Selektörümüz burada. Pıt 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 xenon var. Akif abimize dedim o kadar. Çünkü sarı ampul olduğu için hani xenon taksın dedik yani artık. Arkadaşlar vites göstergesi yok ve hararet göstergesi yok. Artık bajaja seslenelim buradan. Şu gösterge değiş abi. 10 yıldır aynı gösterge. Hiçbir şey yok şurada ya. Hiçbir şey yok. Yani değil mi abi? Evet, insan bir vites göstergesi koyar. 6 vites motorsun. Bir de hararet göstergesi de yok ya. Mesela arıza lambası yanıyor. Ben neyin nereden arıza verdiğini bilemiyorum. Sadece tek bir sarı ışık yanıyor burada. Ha öyle oluyor abi zaten normalde. Ha? Öyle oluyor. Hararet göstermesi lazım. Sinyaller bu şekilde. Evet. Sinyaller böyle baba. Korna burada uzun kısa dediğimiz gibi. Dörtlü yok bu arada. Bak şurada dörtlü olsaymış ne güzel olurmuş. Çin mallarının en dandikleri, merhaba. En dandik Çin mallarında bile yani şu an dörtlü var. Evet. Dörtlü var. Evet, buradaki sivcimiz var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Enjeksiyon sesini de duydunuz. Kiyy diye çalışıyor zaten bak. Şuraya bak. Sinyallere bak ya. Ya hele şükür şu lastikler değişti. Arkadaşlar ön lastiklerine baktığında ben size şöyle bir söyleyeyim. 180-17 önde lastik var. Anlas Winter Grip 2. Çok iyi lastikler, tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Sürekli alın takın derim. Arka lastik 130-70-17 abi. Çok iyi. Dur sinyali de şöyle açalım. Bu ne abi ya? Sarı ampul ya. Bak. Ama orayı sonuçta kuruyorsun abi. Evet. Her yere gidip çıkıyor yani. Motorun hakkı ne yapacak? Arkadaşlar stop. Şu şekilde. Yani led gibi görünüyor ama ampul müdür led midir bir karışık yani. Bir tuhaf. İşte sıyırıcısı var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani bunu söküyorlar. Arka çamurunu da söküyorlar. Çok güzel modifiye yapıyorlar buraya. Şuraya bak. Ya bu egzozun burada ne işi var abi? Çok yakın yeri ya. Zaten sen de sürtmüşsün. Görüyorum. Sürtülmüş yani. Arkadaşlar birinci buji burada. Bak. Üç buji diyorum ya. Biri buji burada. İkinci buji burada. Üçüncü buji de içeride bir yerde. Göremiyorum. Radyatör burada. Tık tık. Kornasını buraya koymuşlar. Şurada küçük park niyetine bir şeyler var. Sesini de size şöyle bir dinletelim. Bak şimdi keseceğe sokacağım. Vites atın hani şey yapıyor. Titreşim abi böyle bak. Titreşim var değil mi abi? Evet maalesef titreşim var. Biliyor musun boyunu? Boyum. Heh. Benim boyum 1.75. Motorun üstüne çıksana bir, ayakları yeni değil mi bakalım. Benim boyum tam yere değmiyor arkadaşlar. 1.69. 1.70 üstüne bu motor uygundur. Aşağısını tavsiye etmeyiz. Evet, parmaklarımız değiyor. Orta sapada. Evet, motor indir. İndir motor abi. Tutayım. Tuttum. İndir bakayım. Çok ah, ayaklar yere değiyor arkadaş. Mis. Çiçek. Dediğimiz gibi bak. Önde ABS var. Ah. Arkada hiçbir şey yok abi. Sadece disk var. Niye böyle ya? Bu bajaj niye kendini geliştirmiyor abi? Ya, 10 yıldır. Abi biz de çok söylüyoruz ama en sonunda Pulsar'ın 400'lük serisini çıkarmışlar. Mart ayında Türkiye'ye geliyormuş. Onda hem kadrajı hem de görünüşü değiştirdiklerini söylüyorlar ama bu 200
NS'lerde bir sıkıntı var. Sürekli giderken yolda ön frene bastığın zaman göbekte gevşeme yapıyor. He, şu ön direksiyon arkadaşlar, evet. Fırsat akımları bak, ben de hissettim onu, söylemeyi unuttum. Bak lak 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 lak, burası oynuyor abi. Evet. Bu lıkır lıkır. Tabii biz, ben ani frenlerden bahsetmiyorum. Şehir içinde normal giderken günlük frenler yapıyorsunuz standart. Ama bir süre sonra bu göbek gevşemeye başlıyor. Bakımlarını hiçbir zaman bay dışında yaptırmayın arkadaşlar. Çünkü motordan anlamıyorlar. Bay dışında yaptırmayın diyorum ama profesyonel bayiler var. Bir de çoluk çocuk çalıştıran bayiler var. Kesinlikle her bayiye de güvenmeyin. Bajajın yetkili servisi olduğunu iddia eden her bayiye de motorunuzu götürüp vermeyin. Çünkü kurban ederler. Evet. Arkadaşlar bu da güzel bir mesaj olsun. Hani motorunuz zaten garantiliyse gidip normal dandirik servisleri sakın vermeyin. Tavsiye etmiyorum. Zaten Gebze ve İstanbul civarlarındaysanız eğer Bajaj'ın servisi zaten şey, yani otoman motor, gidin. Orada Bilal abi var. Bu işin piridir adam. Yapıyor yani. Size de yardımcı olur. Bir de benim ismimi verirseniz ekstra bir yardım eder size yani. Sıkıntı yok. Bu koruma takozları var ya. Evet. Şimdi fabrikasyon mu geliyor? Hayır. Koruma takozları hiçbir Bajaj serisinde fabrikadan gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Dominar serisini bilmiyorum. Ama Bajaj serisi, Pulsar serilerinde gelmiyor. İnce bir demirle geliyor ama o demir hiçbir işe yaramaz. Yani bırakın kendisini kurmayı, sizi bile kurmaz. Bunları ekstradan kendiniz almanız lazım. Ben alır almaz. Ben motorun şu anki fiyatı, sen bahsettin mi Berkay? Yok, fiyatını söylemedim. Abi bir de 2024 şu an güncel fiyatını bize bir söyler misin? Tabii, 2024 güncel fiyatı sıfır bayiden alırsanız eğer 125.350 TL. Bazı bayilerde 125.000'e sabitlemişler. Haşırtı bir rekor. Evet. Yani gerçekten maliyeti çok yüksek oldu. Yani o paranın hakkı olan bir motor değil ama maalesef günümüzün şartlarında bu şekilde artık alışveriş yapabiliyoruz. Ben bir kronik arızası olarak ne duydum biliyor musun? Benzin pompası arkadaşlar arızalanıyormuş, bilginiz olsun. 2020 ve üstü, 2023'e kadar yani kronik benzin pompası arızası var. 6000 kilometre 6 ay içinde gitmeniz ne gerekiyormuş? Şöyle bir saçmalık mı ne varmış yanlış hatırlamıyorsam. Bizim arkadaşın RS 200'ünün benzin pompası yandı. 7500 lira servis, başka bir servis. Buradaki değil, başka bir servis. 7500 lira fiyat biçmiş. Ben tabii kendi marifetimi kullanaraktan 1500 liraya sıfır kazalı, daha bir aylık bir RS 200'ün kazalı benzin pompasını söktük. 1000 lira hallettik, 1000-1500 lira falan diye yani. Taktık hallettik mis gibi. O da sıfırdı yani. Servistekiler bana kızdı, niye bizim işimizi taş koyuyorsun diye. Arkadaşım dedim, yardım edeceğim yani, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu kullanıcıdan hem de böyleydi. Akif abi geldiğin için çok teşekkür ederim baba. Zaten komşumdu. Biz şimdi çay içmeye gideceğiz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Videoları beğenin arkadaşlar. Lütfen o kadar emek çekiyoruz. Hava da soğuk. Bak kutup sizin için çok uğraşıyor. Evet. Lütfen. Soğuk. Lütfen. Hani eğer izliyorsanız azıcık daha değer verirseniz. Şurada altta katıl butonu var. Oradan katıla basarak da bana küçük 15'er lira. Bir şey değil arkadaşlar. Küçük desteklerde bulunabilirsiniz. Katıla özel içerikler hazırlıyorsun değil mi? Tabii tabii. Onlara özel içerikler çekeceğiz artık. Çekiliş de olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte artçı çekiliş. Aa, evet, kas çekiliş. Çekilişte ben bir ara senden şey duydum. Şey verecek misin? Neydi bunun adı ya? Ne interkom diyorsun? Falan. Interkom falan veriyor musun? Sen onların en anlıyorsun. Profesyonel. Evet arkadaşlar. Katıl butonuna tıklarsanız orada küçük önümüzdeki güzel bir çekiliş başlayacak inşallah. Ve Ramcar'da da böyle bir çekilişe katılacak kendisiyle. Cengizhan abiyle konuştuk. İşte arkadaşlarımıza küçük kişisel hediyeler yollayacağız. Motosiklet ekipmanları falan. Bilginiz olsun. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.